Dirilmek yeniden. Yerin uyanması gibi, kımıldaması gibi toprağın, bulutları yarması gibi gün ışığının, yağmurun ansızın boşanması, binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması, erimesi gibi karların ve buzulların, patlaması gibi dal uçlarında tomurcukların. Dirilmek yeniden. 100 yıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi. Kandan, kinden, öfkeden. Üstümüze bir sağanak boşanmış gibi. Sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar gibi. Yürürken, otururken, yatarken hep çürümek durumunda kalmış, duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz, dokunduklarımız için ellerimiz. Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim? Ruhun serüvenine bir kale olmak için mi? Bu başkaldırma, kanatlanma. Ama sen uzaklardaydın ey kalbim. Uzaklardaydın. Sevdiğim uzaklardaydın. Ayın ve yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak, coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık. Kavalıyla bir sümbülü emziriyordu. Adı Ferhat mıydı neydi? Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi dalıp gittiğimiz o saadet evreni, kayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç, bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. Yaslan göğsüme sevdiğim, benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir, pas tutmaz benim içim. Benim içim yeryüzü gibidir, toprak gibidir. Sen ki bulut gibisin, ay gibisin, güneş gibi bazen. Usul usul inen yağmur tıpırtılarını dinler gibi dalıp gitmiştik. Sen konuşuyordun, ipil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun. Onlar ki konuklarımızdı. Adları Kerem'di, Yusuf'tu, Kays'tı. Hepsi de ezelden tanıdıktı, dosttu. Ve ölüm, bir güvercin, beyaz. Süzülen masmavi gökten, berrak sulara. Aşkın bir adı da yorulmamaktır.